Arkadaşlar merhaba, Tamir Takım Teknoloji'ye hoş geldiniz. Bugün size gündemimizi yoğun bir şekilde meşgul etmekte olan EBA'dan biraz bahsedeceğiz. EBA'nın yeterliliğinden bahsedeceğiz ve kendi evimizde EBA ve EBA ile alakalı ekstra ne yapıyoruz bunları anlatmaya çalışacağız. Sizin de hoşunuza giderse siz de uygulamaya kalkarsınız. İlk sorumuz şu, EBA yeterli mi? Yani günlük 20 dakika birkaç ders ile çocuklarımızın eğitim alması yeterli mi? Biz hayır diyoruz. Sizin de hayır dediğinizi düşünüyorum. Neler yapıyoruz? Nasıl destekliyoruz? Bir kere önceliğimiz şu. Zaten EBA'nın sitesinde bizim günlük derslerimizi verdiği için biz hangi saatte hangi dersler olacağını biliyoruz. Evet. Bunun için mesela örnek veriyorum. Bugün saat 11'de ilkokul 3. sınıf öğrencileri için ne vardı? Geometrik şekiller konusu vardı. Bizim öncelikli amacımız başarabilirsek, yapabilirsek bu TV'de, bu dersin TV'de yayınlanmadan önceki konusunu önce çalışma kitabımızdan çalışıyoruz. Daha sonra TV'den ne yapıyoruz? Konuyu takip edip dinliyoruz ve ardından test sorularıyla destekliyoruz. Bu aşamada biz öncelikle ders çalışamadık ise, böyle bir hazırlığımız olmadı ise mutlaka EBA TV'deki dersi dinliyoruz. Ardından tekrardan kitabımızdan bir konu tekrarı yapıyoruz ve akabinde de test soruları çözüyoruz. Şimdi burada karşılaşılan sorunlardan bir tanesi şu oluyordu. Biz evet dinledik, geldik kitabımızdan da bir konu tekrarı yaptık ve kitabımızdaki belki konuyla alakalı 5-10 tane soru çözüyoruz. Fakat 5-10 soru kesinlikle yeterli olmuyor. Onu söyleyeyim size. Kesinlikle yeterli olmuyor. Asıl iş buradan sonra başlıyor. Ne yapabiliriz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bununla alakalı en büyük hafıza internet. Çok yoğun bir internet kullanımımıza gerek yok. Onu söyleyeyim. Yani gözünüzü korkutmasın. İnternete giriyoruz ve internette şunu yapabilirsiniz. Örneğin ilkokul 3. sınıf öğrencileri için test soruları. PDF. Son noktasına PDF koyabilirsiniz. Bununla alakalı ne yapıyor size? Konuları telefonunuza indirebilirsiniz. Çocuğunuz telefonunuzdan bu soruları çözebilir. Ama telefon ekranı küçük olduğu için tablet varsa tableti kullanabilirsiniz. Fakat biz aslında en çok tavsiye ettiğimiz şey bu dokümanların, bu testlerin kağıda dökülmesi. İmkanınız varsa kağıda bu şekilde çıkartın ve üzerinde çözümlerini yapsın. Kağıt imkanınız yok ise yine dediğim gibi telefonunu kullanacak. Onun dışında eğer ki sizin akıllı TV'niz var ise ve telefon da artık akıllı telefon oluyor. Çok klasik telefonlar piyasada yok zaten çok fazla. Telefonumuzu ne yapıyoruz? TV'mize yansıtıyoruz. Telefonumuzu TV'mize yansıtıyoruz. Bakın arkadaşlar, burada sadece Wi-Fi olması yeterli. İnternet bağlantısına gerek yok. Onu söyleyeyim size. Siz sadece soruları telefonunuza indirin ve telefonunuzu televizyonla eşleştirin ve çocuğunuz buradan soruları çözmeye başlasın. Bununla alakalı telefonun televizyona nasıl bağlanacağı ile alakalı yine Tamir Takım Teknoloji kanalımızda gerekli videolarımız mevcuttur. Buradan takip edebilirsiniz. Telefonunuz var ama televizyonunuzla uyuşturamadınız. O halde bir diğer silahımızı kullanıyoruz. O da neyimiz? Varsa bilgisayarımız, varsa tabletimiz. Yine sorularımızı burada indiriyoruz ve ekrana getirip çocuğumuzun çözmesi için yardımcı oluyoruz. Peki burada şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Ya soruları çözüyoruz. Ben mesela atıyorum üniversite mezunuyum ve çocuğumuzun sorduğu sorulara %80-%90 cevap verebiliyorum. Siz işte bu konuda bir eğitiminiz yetersizse ne yapacaksınız? Burada yine teknolojik faaliyetlerden faydalanacağız. WhatsApp grubunuzdan çocuğunuzun çok takıldığı sorular var ise, çözemediği sorular var ise en yakın komşulara gidin arkadaşlar. Yani benim tavsiyem bu olur. Çevrenizde akrabanız varsa bu konuda bilgili, o soruyu atlatabilecek, o soruyu çözebilecek bunlara yönelmeye kalkın. Bunları da aşamazsanız hani öğretmenle ulaşacaksınız. Eğer öğretmen size WhatsApp'tan bir iletişim kurmuşsa, bir bağ kurmuşsa çocuğunuzun o soruya cevap bulabilmesi, o soruyu çözebilmesi için ondan destek almanızı ben tavsiye ediyorum. Yoksa sayın veliler
bizler çocuğumuzu sadece günlük televizyondaki 20 dakikaya mahkum edersek yani açıkçası çok sıkıntılı günlerle karşı karşıya kalırız. Güzel bir uygulama, EBA uygulaması. Evet, hoş bir uygulama. Yeterli mi? Yetersiz. Biz de kendimize düşen sorumluluklarımızı yerimize getirmemiz gerekiyor. Çok basit uygulamalarla bu işi çözebilirsiniz. Mesela telefonumdan ben size bir örnek göstereyim. Şöyle tutalım telefonumuzu. Bakın ben geri yapayım. Şöyle. Şimdi sizi şu bölüme getirmek istiyorum. Bakın burada ben yazdım ilk 3. sınıf matematik test soruları dedim. Bir program geldi, indirdim. Bakın görüyorsunuz hepsi sıkıştırmış RAW dosyasında. Konu konu. Hangisini seçersem o konuyu ekrana getiriyorum. Mesela hani bir kez indirmeniz yeterli oluyor ve çok yer kaplamıyor bunlar. Yani öyle internette de sizin çok böyle gigabaytlarınızı götürecek bir şey değil. Mesela atıyorum bu konuyu seçtim. Ne yapıyorum? Bakın televizyonun telefonla eşleşmiş vaziyette. Yatay ekran yaparsam yatay ekran yapıyorum. Buradan ileri geri yaparaktan ne yapıyorum? Soruları çözüyoruz. Beraber bir şekilde hallediyoruz. Evet sayın veliler, benim size tavsiyem bu şekildedir. Evinizdeki mümkünse bütün teknik imkanları kullanın ve çocuğunuzun geleceğinde başarılı olabilmesi adına siz de gerekli adımları atın. EBA için evet faydalı diyoruz. Fakat kesinlikle yeterli değil. İnternetten sorular indirin. Varsa test kitaplarındaki bütün testleri çözdürün. İmkanınız varsa, yazıcınız varsa doküman olarak alın. Değilse telefon, televizyon, varsa bilgisayar, varsa tablet gibi cihazlarla çocuğunuzun eğitimini destekleyin. Bu kadar arkadaşlar. Saygılar, selamlar.